Herkese selamlar arkadaşlar. Ayhan Kayan Borsa İste Yatırım Ekonomi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 3 halka arzdan üçüncüsünün incelemesindeyim. İzdemir Enerji ve Tatlıpınar Enerji halka arzının ayrıntılı incelemelerini kanalımda bulabilirsiniz. Şimdiki incelememiz size ise Ofisyam arkadaşlar. Aralarında en şüpheyle yaklaşılan e, halka arz olduğunu görüyorum. Peki gerçekten böyle mi değil mi? Herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan tüm detaylarıyla bu videoda inceleyeceğim. Videonun sonunda da aa, diğer daha önce aynı sektörde halka arz olmuş. Green Türk, Kayseri Şeker ve Exxon gibi halka arzları da değineceğiz. Orada neler olmuş? Aynı zamanda videonun arasında bir sürpriz var. Onu da yani videoyu full izlemenizi öneririm bu yüzden o sürprizi yakalayabilmek için. Ve şu konuya değineceğim. 3 halk arzımızda katılım endeksine uygun değildir. Ayhan Kayan katılım endeksi yazarsanız arkadaşlar bir video var katılım endeksi nedir ne değildir. Ama şurada şunu söylemem lazım. Kendi görüşüm olarak söylüyorum. Katılım endeksi dediğimiz şey işte e, halk tabiriyle haram mı caiz mi değil mi kısmında e, ki standartlar biraz değişik olabiliyor. Mesela uyduruyorum gelirinin ya o videoda bundan zaten çok fazla bahsettim ama mesela Türk Hava Yolları katılım endeksine uygun ama Alkol satıyorlar çünkü gelinin bir kısmıyla satıyorlar gibi. Mesela tatlı para enerji neden katılım endeksine uygun değildir diye sordu. Belki de paralarını faizle değerlendiriyorlar. Hani paralarını faizle değerlendirmeleri bile onları katılım endeksinin dışına atıyor. Yani böyle garip garip şeyler var. Katılım endeksine uygun olmamaları Katılım sayısını düşürür mü sorusuna cevabım arkadaşlar pek öyle olmuyor. Bizim katılım endeksi hassasiyetimiz halk olarak maalesef birazcık dilde kalıyor. Çok az kişi bu hassasiyeti gerçekten e, önem veriyor. Bunu nerede gördük derseniz arkadaşlar SDTR halk arasında gördük. SDTR de katılım endeksine uygun değildi. Ancak baktığımızda e, 2 milyon katılım oldu. Hani bunlara çok önem verilmiyor aslında. Bu yüzden de katılım sayılarında öyle çok fazla düşüş olacağını düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar Office yem şirketimize bir e, genel bakış atalım. Sonrasında da halka arz detaylarına girelim. Köklü bir şirket 1997 yılında Ankara'da kuruluyor. Sonrasında da Kars'ta 2010 yılında, 2012 yılında Manisa'da fabrikalar açıyorlar. 2015'te de Sincan'da, sonrasında 2017'de de Adana'da bir fabrika açıyorlar. Büyük bir firma, yıllardır bu işi yapan bir firmadan bahsediyoruz. Ee, onun dışında benim her zaman için halk arz videolarımı izleyenler bilirler ki sonrasında sonuçlarının da pozitif olduğunu gördük. Ben gıdaya önem veriyorum. Genelde insanlar hep teknoloji olsun işte Forti gibi ne bileyim SDTR gibi şirketler olsun istiyorlar. Ancak gıda tarım krizi kapıda bundan 10 sene sonra büyük bir tarım kriziyle karşılaşacağız. Ee, ve burada bu şirketler çok değerli olacağını düşünüyorum. E, ofis Yemin'de sektör olarak ben pozitif olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 258 çalışanı olan 98'i mavi yaka, 160'ı da beyaz yaka bir şirketten bahsediyoruz. Karlılık kısmına da e, zaten ayrıca geleceğiz. Ama genel olarak karlılığını da büyüten bir şirketten bahsediyoruz. Şimdi e, peki bu arz neden beğenilmiyor? Bunun birkaç nedeni var ve haklı olduklarını da söyleyebilirim. E, şimdi şuradan başlayalım ilk. Bu halka arzımız arkadaşlar 10-11 Ağustos'ta olacak e, ve T1-T2 uygundur. Yani 11 Ağustos'ta gidip 11 Ağustos'ta hisseyi satıp bu hisseyi alabilirsiniz. Diğer iki halka arzda T1-T2 yoktu e, onu söyleyelim. E, ve 27.20 TL'den olacak ve videonun başında dediğim gibi katılım endeksine uygun değildir halk arzımızın büyüklüğü 4 milyar TL bile değil. Ya yani şirketin büyüklüğü 4 milyar TL bile değil. Küçük bir halk arz diyebiliriz. Çok küçük olmasa bile. Bu arada şunu da söyleyeyim. 4 milyar TL küçük. Yani dolara vurunca gerçekten makul bir kısım oluyor ama borsamızda hala 1 milyar TL'nin bile altında olan birçok şirket var. Ben bunları incelemiştim. Bu videoyu kesinlikle izlemenizi öneririm. Yani düşünün ki 1 milyar TL şirket var ve halk arz oranı, açıklık oranı da %50'nin altında bu tarz şirketler var. Bunlara da ben şahsen yatırım yapıyorum. Bu videoyu izlemenizi öneririm. Şimdi bu halka arzımızın arkadaşlar büyüklüğü 618 milyon TL olacak. Ve yani şöyle 618 milyon TL ne demek? Halka açıklık oranı küçük tutulmuş. Bu pozitif bir şey. Yani %25'dir genelde. %30'a bile çıkan oluyor. Bu halka arzımızda ise küçük bir kısmını halka açmışlar. %15'ini halka açmışlar. Bu önemli. Ve halka arz geliri 618 milyon TL olacak. Bunun da 417 milyon TL'si bu halka arzda gelir olarak yazacak. Aslında fena bir oran değil. Hani halka arzın büyük bir kısmı şirketin kasasına gelecek Yuruz ancak bizi burada sıkıntılı bir durum karşılıyor. Borç ödeme yani %50 %60'ı bu direkt borca gidiyor. Şimdi biz halka arzını neden önemsiyoruz aslında? Şirkete gelen %0 faizi keş para ve bu aslında birçok şirketi çok büyük imkan sağlıyor. Düşünsenize %0 faizli para geliyor ve bu parayı arkadaşlar şirket istediği gibi harcayabiliyor. Kimseye de hesap vermiyor. E öyle olunca da hem şirketin bilinirliği de arttığı için şirket büyümeye başlıyor. Ama bizim burada baktığımızda %50, %60'ı direkt borca gidiyor. Yani şirketin kasasına 4 milyar TL olan değeri, 4 milyar TL'lik şirketin kasasına arkadaşlar 200 milyon TL gelecek. E bu 200 milyon TL'nin de yarısı işletme sermayesine gelecek. Güzel. E yarısı da yani 200 milyon TL bile değil. E bakınca. 80 milyon TL'si de yeni yatırımlar için gelecek. Şimdi bu devirde de 80 milyon TL'ye ne yatırım yapılır diye insan haliyle soruyor. O yüzden ben bu eleştirilere birazcık katılıyorum. Şirketin bir yıl boyunca işte pay satmamı gibi e, özellikleri var. FK'sı 12, PD bölü DD'si de 3, 4 gibi bir şey. Şimdi bu değerler iyi mi değil mi buna zaten bakacağız. 750 milyon TL'nin altında olduğu için arkadaşlar Halkars Yüzde yüz eşit oluyor. Bu çok pozitif. Yani bu başlı başına çok pozitif. Neden? yurt içi kurumsallar almak isterse yurt içi kurumsallar almak isterse bizim satmamızı beklemek zorundalar. Bu başlı başına pozitif. Halk arz iskontosu %23 bu gerçekten böyle mi bakacağız? 30 gün fiyat istikrarı var. Şirketin karını her anlamda büyüttüğünden bahsetmiştik. Kaç kişi katılır kaç kişi katılmaz kısmına da ayrıca geleceğiz. Şimdi arkadaşlar bahsetmediğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Ve diğer şirketlerle karşılaştırmaya girmeden önce arkadaşlar Mexi borsasındaki fırsattan da bahsetmek istiyorum videonun altına ve açıklama kısmına ve yorumlara arkadaşlar üyelik linkini bırakacağım. Yapmanız gereken çok basit. Üye olduktan sonra 7 gün içinde kimlik doğrulaması yapacaksınız ve 20 dolar yani neredeyse 600 TL vadeli işlem bonusu alacaksınız. Bu bonusu direkt çekemiyorsunuz. Bu bonusu kullanmanız lazım. Ve aynı zamanda siz arkadaşınızı davet ederseniz ve o da vadeli işlem hacmi yaparsa 5 MX yani 12-13 dolar daha alıyorsunuz. Bu direkt çekilebilir ödül oluyor. Yani yapmanız gereken çok basit üye oluyorsunuz arkadaşlar. Bu arada yarın akşama kadar ben bu etkinlik linkini paylaşacağım. Yarın akşam bunu uzatabilirler uzatmaya da bilirler. Yarın akşama kadar bir bakarsınız eğer bu videoyu 2-3 gün sonra izliyorsanız. E büyük ihtimal bu tarihi güncellerler ya da güncellemelerini rica ederim video yaptığım için. Geliyorsunuz 7 gün içinde KYC yapıyorsunuz ve size 7 gün içinde 20 dolar bonusu yolluyorlar. Hatta canlı desteğe yazarsanız bir tüyo vereyim. Hemen yolluyorlar. Hocam ben vadeli işlemlerden anlamıyorum. Ne yaparım derseniz garanticiyseniz arkadaşlar giderseniz Bitcoin'e long açarsınız ya da short açarsınız ne yaparsanız. Ya da hareketli coin'lere gelirsiniz ya da hiç anlamıyorsanız Telegram'dan bana gelin. Telegram adresim var arkadaşlar. Grup linki var. Gruptan yazın. Hocam ben vadeli işlem bonusu aldım. Bunu nasıl değerlendireceğim? Vadeli işlemleri de öğrenmek istiyorum derseniz ben size ya yardımcı olurum. Az para değil 600 TL. 600 TL'den de karımızı alalım çekelim. Bir mini halk arz kadar gelir olsun. Pasif gelirlerle halk arzlarıyla faturaları ödememeye devam edeceğiz arkadaşlar diyeyim. Ve diğer şirketlerin kıyaslamaya geçelim. Şimdi arkadaşlar Green Türk halk ardı olmuştu. Çok ucuz olmuştu. Ben bunu ısrarla söylemiştim ve alunut hissesi olduğundan bahsetmiştim. Sonrasında ne oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tavan yaptı. 7 tavandan sonra büyük bir yıkım oldu. Buralardan satmıştık ve buralardan tweetlerime gidip bakarsanız Ayhan Kayın 14 Twitter hesabını takip edebilirsiniz. Çok defa söyledim. Halk art fiyatının altında Green Türk alınır dedim. Ve aldık arkadaşlar. Ben de 23-24'lerden vedalaşmıştım. Aslında hata oldu. Güzel bir kar elde etmeme rağmen. Ama yüklü girmiştim. Gerçekten Green Türk bana 2023'te en çok kazandıran hisselerden biri olmuştu. Çünkü Ucuzdu, alıp unutmalık da halk arzdan giren biri de alıp unuttuysa gayet gönül rahatlığıyla devam edebilir. Green Türkü ben e, ofis yemden biraz ayrı tutuyorum çünkü fiyat olarak neredeyse yarı yarıya bir halk arz fiyatı vardı ve yatırımları iyiydi, daha potansiyelli olduğunu görüyorum. Kayseri şeker halk arzı arkadaşlar, ben çok beğenmemiştim. Bu arada Green Türkün şu an FK'sı e, 12 Pd bölü Dd'si de 4, yani şu an ofis ile neredeyse aynı gibi. Kayseri şeker çok daha ucuza arz olmuştu. PD/DD'si de çok iyiydi. Ancak bence şirket içi birkaç sıkıntısı vardı ve bu da halka arzı yansıdı. Ben ilk günden bozmuştum. Sonrasında Kayseri şekeri de hiç almadım. Ancak halka arz fiyatının altından alan da yine çok güzel kar etti. Ve son zamanlarda ses getiren halka arzlardan eksüngü de pahalı bence halka arz olmuştu. Ben tavanlardan sonra satarım demiştim ve satmıştım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tavandan sonraki daha büyük bir halka arzı. Fiyatı çöküş yaşadı ve ne, neredeyse halka arz fiyatının %10, %20 fazlasına geldi ve buralardan alanlar da kar etti. Halka arzdan alıp unutan birinin de hala parası iki katında. Yani işte demem o ki son halka arzlar bize gösterdi ki gıda şirketleri gidiyor. Gıda şirketlerinden yana bir sıkıntımız yok. Evet bu şirkette e, şey açısından direkt borç ödemeye gittikleri için bir dezavantaj. Fiyatına baktığımızda çok ucuz değil. Ancak %100 eşit dağılım olması ve sektöründen dolayı halk arz gel e oranından dolayı bu halk arzımıza kesinlikle girmemiz gerektiğini ben yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Ve ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü günde de satılacak gibi bir halk arz gibi durmuyor. Onu söyleyeyim. Hatta e eğer oralarda bir bozma olursa ben alım yönüne Green Türk'te yaptığım gibi geçerim. Alıp unutulur mu? Ben uygun fiyata geldiğinde ofis arkadaşlar uyduruyorum. 2 e, ay sonra cüzdanıma baktım ve 60 TL gördüm ofis yeme, o zaman satarım. Onu da söyleyeyim. Ya da uyduruyorum halka fiyatının altına düştü 20 TL'lere düştü topladım. 25 olursa 30 olursa satarım gibi bir e, kendi görüşümü de söyleyeyim. Yani uzun vade Green Türkiye baktığım gibi bakmıyorum. Kayseri'ye baktığım gibi bakıyorum öyle söyleyeyim. Peki hocam her şey çok güzel ayrıntılı inceledik. Ne kadar e, katılım olur sizce? Yani katılım endeksinden dolayı düşüş olur mu? Hayır arkadaşlar ben yine de 1.7-1.8 gibi bir katılım düşünüyorum. Diğerlerinden bence az katılım olacak. Çünkü insanlar ufak halk arzları çok tercih etmeyebiliyor az para düşer diye. Buraya da o gözle bakabilirler. Ben yine de minimum 1.6-1.7-1.8 gibi bir e, katılım bekliyorum. Garanti, yatırım, garanti... E, ya almak istiyorsanız arkadaşlar 16 lot, 17 lot, 430 lira, 450 liralık e, kayıtlar e, gayet. Garanti olacaktır. O kadar vermese bile yine garantiye alalım biz. 450 liralık bir başvuru gayet yeterli olacaktır diyeyim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayınız ve beni kesinlikle Twitter'dan takip ediniz. Çünkü Halk Arda'nın ikinci gününde, üçüncü gününde günlük derinlikleri ve e, alım-satım emirleri miktarında paylaşmaya çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakınız. Esenle kalın.